İşte tartı görüntüleri ekrana geliyor. Dün sevgili izleyiciler, tartıdan görüntüler ekranda. Toplamda 10 karşılaşma, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, 4 knockout, 87.5 kilogram, 28 yaşında, 1.83 boyunda, Mavi Köşe, Muhammed Bisküv. Evet, toplamda 6 karşılaşma, 6 galibiyet, 2 knockout, 84.2 kilogram, 31 yaşında, 1.88 boyunda, kırmızı köşede Burak Sarı. Ve karşılaşmanın hakemi Yusuf Visnik. Evet sevgili izleyiciler, müsabaka başlamak üzere. 4 round üzerinden 3'er dakikadan keyifli bir maç izleyeceğiz yine. Yarı ağır siklette 87.5 kiloda Muhammed Bişkin ve Burak Sarı kozlarını paylaşacaklar. Kırmızı beyaz eldivenli Burak Sarı ve karşısındaki rakibi mavi eldivenli Muhammed Bişkin. Bakalım kim kazanacak? Muhammed 28 yaşında. Burak Sarı'nın 31 yaşında olduğunu vurgulayalım. 5 santim daha uzun Burak rakibine göre ve tartıda da 3 kilo az geldi. Nasıl bir maç olur Serdar abici? Şimdi iki boksörde ilk defa izleyeceğiz. Daha önce hiç izlemedim boksörleri. Ama kariyerleri güzele benziyor. Maç sayıları falan. Bakalım nasıl bir müsabaka ortaya koyacaklar. Ve sevgili izleyiciler, müsabakanın birinci roundu gong sesiyle birlikte başladı. Kırmızı beyaz eldivenli boksörümüz Burak Sarı. Bunu tekrarlayalım yine. Mavi eldivenli boksörümüzde Muhammed Bişkin sevgili izleyiciler. Karaciğer'e çok iyi girdi ve kesildi. Yukarı çıkıyor bu arada. Etkili bir darbe aldı. Karaciğer'e şu anda kesildi. Açıldı. Evet, açıldı. Hakemin saymaması da ilginç tabii ki. Saymadı hakem. Hatta Burak Sarı saymasını ister gibi. Evet, bıraktı yani bıraktı. Ama devam etti sevgili izleyiciler. Hakem devam etti. Ve müsabakanın ilk roundunda Burak için zor bir maç olacak gibi görünüyor. Çünkü ilk rounddan itibaren gerçekten de son derece etkili başladı Muhammed Bişkin. Bakalım Burak devamını getirebilecek mi? Şimdi iplerdeler. Yine sağ sol yumrukları var Muhammed Bişkin'in. Ve müsabakanın ilk roundunda sarılmalar başladı. Sarılmalar başladı. Yeniden dövüş. Burak Sarı gardını aldı. Şimdi yine karaciğere etkili bir darbe vurdu Muhammed Bişkin. Sol direkt geliyor Burak Sarı'dan. Bir kez daha üzerine gidiyor Muhammed. Muhammed'ten bir sol yumruk izliyoruz şimdi. Muhammed Bişkin ve Burak Sarı müsabakasının ilk roundundayız sevgili izleyiciler. Aparkart ve sol kroşe geldi. Yine bir sol geliyor Burak'tan. İskivle kurtardı kendini. Muhammed yine karaciğer etkili vurdu ve Burak için zor bir round oluyor. Birinci roundun son dakikasına girdik. 4 roundluk bir müsabaka sevgili izleyiciler ve bu 4 roundluk müsabakanın birinci roundundan son dakikaya girdik. Sol direkleri var Burak Sarı'nın. Yine bir aparkat denemesi boşa gitti. Burak kapandı. Muhammed Bişkin yine rakibinin üzerine gidiyor. Sol direk geldi Burak Sarı'dan. Bir kez daha sağlı sol yumruklar. Muhammed Bişkin aparkat denedi Burak. Burak boy olarak biraz daha yukarıda. 1.88 boyunda 5 santim daha uzun sevgili izleyiciler rakibinden. Muhammed Bişkin'den Burak Sarı. Müsabakanın ilk roundunda son saniyelere doğru gidiyoruz. Şimdi sağ yumruk denk gelmedi. Bir sol geliyor. Yine isabet olmadı. Arka arkaya yine yumrukları var Burak Sarı'nın ve müsabakanın birinci roundunda son saniyeler artık. Gong sesi birinci round sona erdi. Dostlar var birlikte.
Sevgili izleyiciler, ikinci round başlıyor. Mavi eldivenli Muhammed Pişkin, kırmızı eldivenli, kırmızı beyaz eldivenli Burak Sarı, bunu tekrar edelim. Birinci roundda karaciğerine çok etkili bir darbe aldı Burak ama devam ettiriyor müsabakayı. Şimdi ilklerde yine bir karaciğer yok. Bir mide bir karaciğer geliyor şimdi. Yine etkili vuruyor Burak Sarı. Arka arkaya etkili darbeler vuruyor. Muhammed toparlan. Çok önemli durumu yok sevgili izleyiciler. Devam edecek müsabakaya ve rakibinin üzerine gidiyor. Şimdi bir sağ direk çıkardı. Şimdi bir sol vuruyor. Kapandı Burak. Burak kapandı. Muhammed ve Burak arasındaki müsabakanın ikinci roundunun ilk dakikasını geride bırakıyoruz. Muhammed Pişkin mi, Burak Sarı mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. 4 roundluk bir müsabaka olduğunu tekrarlayalım. Bunlar sevgili izleyiciler ilk defa profesyonel bir karşılaşmaya çıktıkları için boksta tabii ki. Bu nedenle 4 round üzerinden yapıldığını Serdar Hoca da vurgulamıştı. Daha sonra diğer maçlarında 6-8 round, 10-12 round yapabiliyorlar. Bu arada köşede çok iyi yakaladı. Karaciğere de sürekli etkili vuruyor Burak Sarı. Sevgili izleyiciler bakın bu köşedeki amansız mücadelede gerçekten Burak iyi puanlar topladı orada. Ve şu anda müsabakanın ikinci roundunda 1,5 dakika kaldı sevgili izleyiciler. Burak kırmızı eldivenli, tekrarlayalım, Burak Sarı, Muhammed Pişkin müsabakasının ikinci roundundayız. Yine bir sol geldi Burak'tan, çok güzel. Karaciğere de etkili vuruyor zaman zaman. Sol yumruk yine çok sert Muhammed. Şöyle gitti geldi ama devam edecek. Çok önemli bir durumu yok. İkinci roundda son dakikanın içindeyiz sevgili izleyiciler. Burak Sarı rakibinin üzerine gidiyor. Kapandı Burak. Sağlı sol yumruklar var. Yine bir sol yumruk geldi. Sol yumruk Burak şöyle bir geri çekildi, gitti geldi. Rakibini kovalamaya çalışıyor şimdi ringde. Sol direkleri var Burak Sarı'nın. Muhammed bir aparkat denedi. Bir karaciğer yoklaması yaptı Muhammed Pişkin. Rakibinin üzerine gidiyor. Sevgili izleyiciler, müsabakanın ikinci roundunda son 20 saniyeye giriyoruz artık. Bakın yine Burak Sarı rakibini kovalamaya başladı ringin çevresinde. Müsabakanın ikinci roundu sevgili izleyiciler. Ve oldukça etkili dövüşüyor yine her iki boksör de. Üçüncü roundu başladı. Kickbox yapan isimler bunlar. İlk defa boksta profesyonel bir maça çıktıklarını tekrarlayalım. Muhammed Pişkin, Burak Sarı müsabakasında bakın son derece etkili bir darbe ve Muhammed Pişkin kendini yerde buldu. Şu anda hakem sayıyor sevgili izleyiciler. Kazım Kurnaz gel dedi. Evet gel dedi. Şimdi yeniden üç karaciğere çok etkili vurdu Burak Sarı. Ayakta ama gerçekten çok etkili bir darbesi var Muhammed Pişkin'in. Şimdi Burak gidiyor rakibinin üzerine. Yine bir karaciğer yoklaması yaptı. Bir sol geldi. Aparkat boşa gitti. Sol kroşe denk getirdi Muhammed Pişkin. Mavi eldiven, kırmızı eldivenli Burak Sarı sevgili izleyiciler. Üçüncü rounddayız. Dört round üzerinden yapılıyor müsabaka. Ve ilk üç roundluk bölümde Serdar Avcı neler söyler? Acaba maç şu anda bitse kim kazanır? Yani Muhammed daha bir üstün, daha bir atak oynuyor. Fakat bu round bir saydırma yumruğu aldığı için bu round 10-8 kaybetti. Tabii ben Muhammed'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Daha tecrübeli, daha bakalım üstün. Bir sürpriz çıkacak mı? Serdar Avcı'ya göre Muhammed Pişkin maçı kazanır. Ama tabii ki Burak Sarı'nın çok etkili darbeler vurduğunu, çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada karaciğere çok etkili vuruyor Muhammed Pişkin. Şimdi yine sarıldı Burak ve köşeden çıktı. Müsabakanın sevgili izleyiciler 3. roundunda son dakikaya giriyoruz. Muhammed Pişkin ve Burak Sarı arasındaki müsabakanın 3. ve son roundundayız. Şimdi sol sol sağ arka arkaya etkili yumruklar var. Bir kez daha kendini geriye çekti Muhammed Pişkin. Burak geliyor rakibinin üzerine.
Bir sol yumruk geldi Muhammed Mişkin'den. Etkili bir karaciğer darbesi yine. Arka arkaya Burak Sarı'dan sert yumruklar izliyoruz. İplerden kendini öne doğru çıkardı Muhammed Mişkin. Son 40 saniye. Üçüncü altta son 40 saniye. Burak da oldukça yoruldu. Muhammed de yorgun. Kondisyonlar yavaş yavaş tükeniyor. Arka arkaya darbeler var. 4 roundluk müsabakanın 3. roundundayız. Kendini geri çekti Muhammed Mişkin. Son 20 saniyeye girmek üzereyiz 3. roundda. Kırmızı beyaz eldiven Burak Sarı ve rakibi mavi eldiven Muhammed Mişkin. İlk defa bir profesyonel boks maçına çıktıkları için 4 round üzerinden yapılıyor karşılaşma. Sağlı sollu yumruklar var. Bir kez daha birbirlerine sarıldılar ve ayrılmalarını istedi. Ayrılmalarını istedi. Ring hakemi böylelikle 3. roundda gong sesiyle birlikte sona erdi. Yine koordinatörlüğünü gerçekleştirdi. Ve Serdar Avcı'nın da bu gece en önemli boksörü Tarık Sözer ki üzerine titriyor adeta Serdar Hoca. Tarık Sözer'in 9'da 9 yaptığı çok başarılı bir boksör. Tarık ve annesi Meksikalı, babası Türk. Bu gece onu da izleyeceğiz. 10. maçını bakalım kazanabilecek mi Serdar Avcı. Sevgili izleyiciler, 4. ve son round başladı. Müsabakanın son roundu Muhammed Mişkin'le Burak Sarı pozlarını paylaşıyorlar. Kırmızı beyaz eldivenli Burak Sarı ve rakibi mavi eldivenli Muhammed Mişkin şimdi 4. ve son roundda kozlarını paylaşıyorlar. Burak etkili vurmaya başladı. İskivle kendini kurtardı. İskivle kendini kurtardı. Muhammed Mişkin. Evet. Şimdi şöyle bir savurdu rakibini Muhammed Mişkin. Burak Sarı kapanıyor. Muhammed Mişkin yine kendini geri çekti. Bir sol yumruk boşa gitti. Sağlı sollu darbeleri var yine Muhammed Mişkin'in. Köşeye aldı Burak'ı. Ve etkili vuruyor. Aparkatlar ve düz yumruklar. Aynı zamanda sağlı sollu kroşelerle rakibini Burak Sarı'yı zorluyor sevgili izleyiciler. Bakın, bakın, bakın köşede Burak Sarı nasıl etkili vuruyor. Tam köşeye aldı onu. Muhammed Mişkin çıkamadı köşeden. Şimdi bir sol geliyor şimdi sevgili izleyiciler. Yine sağlı sol yumruklar. Muhammed Mişkin köşeden çıkamadı henüz bir türlü. Şimdi rakibine sarıldım ve bu arada dirseğinde sanırım bir problem var. Devam edebilecek misin diye sordu. Evet sayıyor. Bir kez daha sayıyor. Ring hakemi Kazım Kurnaz. Yeniden dövüş. Bir dakika gibi kısa bir süre kaldı artık. Son rounddayız sevgili izleyiciler. Burak Sarı ve Muhammed Mişkin müsabakasında. Evet sevgili izleyiciler, şimdi köşeye gidiyor ve bir sağ kroşe geldi. Yine arka arkaya darbeler var ama Muhammed sanki sakatlandı gibi ve şu anda bir kez daha ileride sayıyor hakem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, go on. Box! Box! Evet, son saniyeler artık sevgili izleyiciler. Müsabakanın son roundunda yine bir sağ kroşe geldi. Kendini çıkardı oradan Muhammed Mişkin. Burak Sarı iyi bir maç çıkardı. 3 defa saydırdı rakibine sevgili izleyiciler. İşte bakın son derece keyifli bir müsabaka izledik ve müsabaka sona erdi. Birbirlerini tebrik ediyorlar. Evet değerli misafirler. 4 roundluk müsabakanın ardından hakemler kararlarını verdiler. Ortak karar sonucu 39'a 35 puanla kırmızı köşe Burak Sarı. Müsabakayı kazanmayı başardı. 3 defa knockdown yapmıştı ve müsabakayı da 39-35'lik sayıyla, puanla kazanmayı başardı Serdar Avcı.
Yani Muhammed ilk başta bayağı bir atak oynadı. Tabii evet, Burak bravo, sonra toparladı kendini.